Tamam. Bunu yapabilirim. Alt üstü yemek pişireceğim. Ne kadar zor olabilir ki? İşte başlıyorum. Bunun böyle olması mı gerekiyordu? Ah, ne yapacağımı buldum. Bu sefer yumurta yazacağım. Al bakalım. Ha, hallettim. Ah, bu da pek iyi olmadı. Yanlış kişiyle uğraşıyorsun yumurta. O sopayı yere bırak. Sadece şunu izle. Yumurtayı nazik bir şekilde bırakıyorum. Sonra kabuğunu alabilirim. Oldukça iyi değil mi? Vah canına, yemek pişirme gurusu gibisin. Bunu söylemeni umuyordum. Aha, az önce ne oldu? Bu bir yemek pişirme meydan okuması. Herkes donatlara bayılır değil mi? Donat çok basit bir tatlı ama deneyeceğim. Bunları mağazadan aldım ama bazı iyileştirmeler yapacağım. Üstüne krema ekleyeceğim. Ve şimdi iyi kısmına geçelim. Çörekleri üst üste dizeceğim. Bir kule inşa ediyorum. Bu da sonuncusuydu ama daha bitirmedim. En üste biraz daha krema ekleyeceğim. Sonra da üzerine şeker serpiştireceğim. Bununla nasıl rekabet edebilirim ki? Hayır, düşme. Tamam, hallederim, sorun yok. Bu bir felaket, mahvoldu. İşim bir anda çok kolaylaştı. Gitmem gerek. Tam da bu tur için bir şeyim vardı. Nerede bu? İşte burada. Kesinlikle çok işime yarayacak. Geri dönsem iyi olacak. O duvarı oraya kim koydu? Elimde ne olduğuna inanamayacaksın. Özel bir durum için saklıyordum. Böcekleri görmezsen gel. Her donatın bir deliğe ihtiyacı vardır. Bokserslerin işe yarayacağını biliyordum. Tıpkı bir donat oldu. Ama biraz malzemeye ihtiyacım var ve bunlar harika olurdu. Kimseye çaktırmadan alalım. Merhaba. Görmemiş gibi yap. Mükemmel bir suçtu. Kremayı donatın etrafına sıkacağım. Bu harika olacak. Ağzım sulanmaya başladı bile. Kremanın üstüne bir parça şeker koyacağım. Bunu seve seve yerdim. Benden bu kadar Tina. Benimkinden daha iyi görünüyor. En azından denedin yine. Farklı tarzlarınız var ama sadece bir kazanan olabilir. Tebrikler. Aa, inanamıyorum. Çok iyiyim. Beni mi bekliyorsunuz? Bir sonraki yarışma konunuz bu nefis sandviç. Geri çekil ya işte bayan. Kalabalığa gerek yok genç bayan. Hey, durun bakalım. Burada saçmalığa izin yok. Üzgünüm büyük babacığım. Ben ne kullanacağım şimdi? Bir düşüneyim. Buldum. İşte sana gereken şey. Fena kokmuyor. Al bakalım, yakala. Bu nedir? Ekmek mi? Hepsi bu mu yani? Sepetten bunlar çıktı. Ne yapacağımı biliyorum. Yumurtayı bu tutacağa koyuyoruz. Kabuğunu hafifçe birkaç kez vuruyoruz. Neden çatlamıyor bu? Bir dakika, oldu işte. Yalnız bu biraz zaman alabilir. Elimiz kayarsa en baştan başlamamız gerekir. Kabuğu nazikçe soyuyoruz. İşte oldu. Bu işin insanı rahatlatan bir yanı var. Yavaş yavaş gerginliğim azalıyor. Yapboz gibi bir şey bu. Bu büyük bir parçaydı. İşte bitirdim. Şimdi sıra işin eğlenceli kısmında. Yumurtayı kavanozun içine koyuyoruz ve sıvıyla yumurtayı boyuyoruz. Çok şirin oldu. Şimdi bunu ikiye bölüyoruz. Yalnız parmaklara dikkat ediyoruz. Tadı tıpkı yumurta gibi olacak. Şimdi üstüne peynir, taze marul ve domates koyuyoruz ve peynir koyup biraz da mayonez ekliyoruz. Daha sonra diğer yarısını da üstüne kapatıyoruz. Ama işimiz bitmedi. Üstüne de susam serpiştiriyoruz. Biraz da garnitür ekliyoruz ve bitti. Ve işte lezzetli mi lezzetli bir yumurta sandviçi. Çok güzel görünüyorlar. Denemek için sabırsızlanıyorum. Benim işim bitti. Bunu sen mi yaptın? Ama ben de pes etmiyorum. Benim de özel numaralarım var. Peynirden küçük bir parça alıyoruz. Sıra süper öğütücümde. Neden işin zor kısmını ben yapayım ki? Peyniri buraya sokuyoruz. Sonra bu kolu çeviriyoruz. Egzersiz gibi oluyor. Neredeyse kas yapacağım. Parçaları bu kaseye topluyoruz. Birazcık daha. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi peynirimize biraz renk katıyoruz. Bunun için kırmızı gıda boyası kullanıyorum. Şimdi ikisini de karıştırıyoruz. Peynirin rengi emmesini istiyoruz. Güzel görünüyor. İşte bu. Rengi çok canlı oldu. Aynı işi farklı renklerle de yapmıştım. Şimdi ne yapıyoruz? İşte bu.
Kalp şeklindeki bu kurabiye kalıbını alıp ekmeğin üstüne bastırıyoruz. Aynısını bu dilimle de yapıyoruz. Şimdi iki kalbimiz oldu. Seni seviyorum aşkım. Peyniri kalplerden birinin üstüne bastırıyoruz. Bu şekilde katmanlar oluşturuyoruz. Aynen böyle. Diğer kalbi üstüne koyup bunu ızgara yapmamız lazım. Birazdan hazır olur. Hey, sen kendi sandviçine bak. Altın gibi sararmış. Nefis kokuyor. Çok lezzetli. Şuna bir bak. Çıtır çıtır. Muhteşem. Bu turun kazananı belli bence. Kendine fazla güvenme. Ne düşünüyorsun büyük baba? Oh, çok yaratıcı. Meg lezzetli görünüyor. Peynirli sandviç de harika. Vay canına, üstelik çok renkli. Bence berabere kaldınız. Gerçekten mi? Bence sorun yok. Bu karar bence çok. Ne güzel bir gün. Vay. Çileklerin tadı efsane. Elma, çilek, üzüm. Hepsine bayılıyorum. Mükemmel bir piknik oluyor. Ama ben bunu hak ediyorum. Ben de leziz meyveler istiyorum. Ama hiç param yok. Çok sinir bozucu. Portakal ağacı varmış. Tatlı mı tatlı portakallar. Onları istiyorum. Peki ağaç, dökün lezzetlerini. Bu düşündüğünden çok daha zor olabilir. Bunu düşünmem gerek. Eğer bu boydaysam ağaç da kocamansa, ama zıplamayı deneyeceğim. Çok yakınım. Bu böyle olmayacak. Dur biraz. Şu soda şişesini kullanabilirim. Şişenin altına şöyle kesikten açmamız gerekiyor. Aynen şöyle. Her kanada da bir delik açıyoruz. Sonra delikten bir ip geçiriyoruz. Bunu her kanada yapıyoruz. Sonra da ipi bu boynun içine sokuyoruz. Bir adet portakal tutma şişesi hazır. Tekniklerimin bu olduğuna eminim. İpi çektiğimizde şişe açılıyor. Benimsin portakal. Yakalandın, mükemmel çalıştı. Şu an çok mutluyum. Yemek için sabırsızlanıyorum. Kabuğunu soyalım. Çok güzel olacak. Artık buna ihtiyacım yok. Gir ağzıma. Çok güzel. Sulu sulu ve çok tatlı. Ne izliyorum ben böyle? Hiç utanman yok mu senin? Günüm mahvoldu ya. Elbisem de görünüyor değil mi? Yayında mıyız? Merhaba millet. Doğum günü hediyeleri için teşekkür ederim. Tam bir yıldızsınız hanımım. Bunun kut açılımını çektik mi? Henüz değil ve motor. Çok heyecanlandım. Acaba içinde ne var? Yok artık çocuklar. Şuna bakın. Harika değil mi? Hadi deneyelim. Hadi bakalım. Şuna bak. Çok fazla baloncuk çıkarıyor. Çok havalı. Dikkat et. Gözümü. Kestik. İşte bu komikti. Kendi baloncuklarımı yapabilirim belki. Tam da bu lazımdı. Alalım şunu. İçine daldıracak bir şeye ihtiyacım var. Dur, bu pipet mükemmel olur. Çöpü daha atmadığıma sevindim. Sanırım her şey hazır. Birkaç pipete daha ihtiyacımız var. Çok renkliler. Şimdi bize bir lastik lazım. Bunları birbirine bağlamak istiyoruz. Devasa bir pipet gibi. Şimdi de sabunu alıyoruz. Ve bir tepsiye sıkıyoruz. Sonra da üzerine su döküyoruz. Artık pipetleri suya batırabiliriz. Hepsini sabunla kaplayalım. Sonra saç kurutma makinemizi açalım. İşe yarıyor. Şu baloncuklara bak. Çok kolay oldu. Bunu yapmaya hazır mısın büyük anne? Bana bir saniye ver. Buna ihtiyacımız olacak. Dondurma. Öyle mutluyum ki. O benim. Artık değil. Ne yapacağımı buldum. Yumuşacık bir tek boynuzlu at pastam var. Daha iyilerini de görmüştüm. Bununla işe yarayacağını düşünmüştüm. Elindekini bir donatla da iş tokuş ederim. Donatı severim. Dondurmayı alabilirsin. Seninle iş yapmak güzeldi. Dondurmanın yarısını alıyorum. Buna karşı koyamıyorum. O benim. Bekle bir saniye. Harika bir fikrim var. Donatı ikiye böleceğim. İşte aynen böyle. Kestiğim parçaları açıyorum. Sonra dondurmayı alıyorum. Donatın bir parçasına koyuyorum. Güzel görünüyor. Ama daha bitirmedim. Onu bisküvilerle kaplayacağım. Bisküvileri ikiye bölüyorum. Bu onu çıtır çıtır yapacak. Her yerini kaplıyorum. Sonra donutun diğer yarısını üstüne koyacağım. Lezzetli bir dondurma sandviç hazırladım. Bakalım tadı nasıl olacak. Vay canına. Bu çok iyi. Ben bir mutfak dehasıyım. Bunu neden daha önce düşünmedim? Çok lezzetli. Sanki ağzımda bir parça var. Aferin tatlım.
Bununla ne yapacağım? Acil durumlar için her zaman yanımda bir dondurma külahı bulundururum. Büyük fikrim bu mu? Henüz gelişme aşamasında. Kimi kandırıyorum ki? Aha buldum. Bu kek tepsisine ihtiyacım var. Şunu izle. Tepsiyi ters çeviriyorum. Bir krema torbasını hamurla doldurdum. Kek tepsisinin etrafına sıkıyorum. Üstüne sıkmaya devam ediyorum. Acele etmeden yapmalıyım. Boşluk bırakmayayım. Sonra şekere ihtiyacım olacak. Şekeri hamurun üstüne serpiyorum. Bu onun tatlı olmasını sağlayacak. Şimdi onu fırına koyacağım. Güzelce kızardı. Onu kek tepsisinden çıkarıyorum. Ters çeviriyorum. Hamurdan küçük bir kap yapmış oldum. Şimdi dondurmaya ihtiyacım var. Dondurmayı kaşıkla alıp hamur kabıma dolduruyorum. Harika oldu. Tatlı soğuk ve çıta çıtır olacak. İşte başlıyorum. Oh vay canına. Hayal ettiğimden bile daha güzel. Ben de denemek istiyorum. O zaman kendine bir tane yap. Nereye gitti? Büyük anne. Bakın ben bir minyonum ve muza bayılırım. Bu çok garip. Vay canına, bunu nasıl yaptın? Bu muzlar pahalı görünüyor. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Amanın. Ne oluyor ya? Kazaydı, söz bir daha olmaz. Çok kayganlar değil mi? Başım. O da neden dönüyor? Beni yediriyorsun nineciğim. Bırak onu, uyursa düzelir. Bir şeyler düşünmem lazım. Dur biraz. Sanırım ne yapacağımı buldum. Altın boncukları şu meyve sıkacağına koyalım. Bir bardağa ihtiyacımız var. Ortalığı mahvetmek istemiyoruz. Şimdi çalıştırabiliriz. Vay canına, şuna bak. Taze altın suyu. Daha iyisi olabilir mi? Şimdi muzların içine dondurma çubuğu koyacağız. Ve altın suyuna batıracağız. Her yanının kaplanması gerekiyor. Vay canına, enfes görünüyorlar. Ben bitirdim Tina. Vay, hiç böyle bir şey görmemiştim. Nineciğim. Ne oldu? Şimdiden bitirdin mi? Oldu mu? Bu çok kolay. Sen kazandın. İyi işte. Muz. Aman tanrım, çok mutluyum. Evet, adil görünüyor. Bardakları böyle koyalım. Demek ki bir çay partisi veriyorsun, öyle mi ufaklık? Ne tatlı oynuyor. Şimdi çaydanlığım gelsin. Çayı yeni demlemiştim. Bu çaydan keyif alacağınıza eminim. Ve bunun yanında şekerlemelerimiz de var. Merak etmeyin, herkese yetecek kadar var. Bunun yanında bir atıştırmalığımız daha var. İşte bu leziz sosis. Bir dakika. Bu yeter mi acaba? 3 kişiyiz değil mi? Ama tek bir sosis var. Yok, böyle olmayacak. Belki bunu 3'e bölebiliriz. Sen bunu yapabilirsin tatlım. O sosise kimin patron olduğunu göster. Bir türlü kopmuyor. Pardon babacığım. Neler oluyor? Biz 3 kişiyiz bak. Evet, haklısın tabii. 1, 2, 3 ama bir tane sosis var. Bu konuyu düşünmemiz lazım. Benim bir çözümüm olabilir. Şu alete bir bak. Bu tam ihtiyacımız olan şey. Alo, bir sipariş vermek istiyorum. Şuna bir bak Madison. Şimdi bu alet sosisi hızlıca dilimlere ayıracak. Üst kapağını açıp sosisi buraya koyuyoruz. Bu metal çubuklar sosisi parçalara bölecek. İşte böyle. Vay canına, çok kolay oldu. İnsanların aklına neler geliyor? Vay canına, şimdi geri çekeyim babacığım. Acele etme tatlım. Bunu senin için bir tabağa koyacağım. Al bakalım. Teşekkürler. Kocaman ağaç. Hadi. Sen olmasan ben ne yapardım? Teknoloji ne harika bir şey. Hadi iyi çay partileri tatlım. Al bakalım oyuncuk. Aferin sana oğlum. Bunu okuman lazım. Kasabada bir hırsız kedi varmış. Şaka yaptım sadece. Evet, anladım. Madison. Ne var babacığım? Köpeği yürüyüşe çıkarman lazım. Sorun yok, hazırlanmam lazım ama. İşte tamamdır. Hadi gidelim oğlum. Bir dakika. Kaka torbasını unutma. İğrenç. Onu almak istemiyorum. Peki. Ben de seninle geliyorum. Hadi çıkalım o zaman. Yürü bakalım tembel hanımefendi. Burası ne kadar güzel değil mi? Oğlum, sorun ne? Evet. İşini hallediyorsun. Bunu herkes yapıyor. Sen neler yemişsin öyle. Sen hallediyorsun tatlım. Köpek isteyen sendin. Peki neden iğrenç şeyleri hep ben yapıyorum ki? Buna dokunmak istemiyorum. Pis kokuyor.
Üzgünüm, ben yapamayacağım. Ama burada bırakamayız onu. Aa, buldum. Tokanı kullanabiliriz. Kakayı bununla yerden alabilirim. İzle ve öğren. Bunu torbanın içine sokuyoruz, sonra kakayı yerden alıyoruz. Bu sayede dokunmamıza gerek kalmıyor. Şimdi torbayı ters yüz ediyoruz. İşte işimiz bitti. Bunu şimdi çöp kutusuna atıyoruz. Biraz kafayı çalıştırınca işi hallettik. Şimdi bunu da yerine geri koyalım. Hadi gidelim. Bir bardak taze portakal suyu gibisi yoktur. Ben de istiyorum büyük anne. Aa, tabii ki tatlım. Büyük annen seni unutmadı. Aa, yapma şunu. Meyve suyu koysan yeter. Hepsi bu mu? Annesi, aklıma bir fikir geldi. Bu pipette birkaç değişiklik yapacağım. Bu işe yarar. Şimdi onu büyük annemin bardağına koyacağım. Onu ters çevir büyük anne. Aa, tamam. İşte bu eğlenceli kısmı. Bardağım doluyor. Bak, sihir gibi. Böyle çok daha iyi. Sabırsızlanıyorum. Oh, beni kandırdın. Bu hiç hoş değildi. Şşt, anı mahvediyorsun. Sen benimle geliyorsun. Ha? Aa, bunu nasıl yaptın? Bu benim küçük sırrım. Oh. Hazır mısın? İşte başlıyoruz. Hadi yapalım şu işi. Bendeki malzemeler çok taze. Meg, ben sana ne demiştim? Sümük yok. Bu aklıma bir fikir getirdi. Bu sıradan bir bardak gibi görünebilir. Yumurtayı bunun içine döküyoruz. İğrenç. Bu bardak ayrıca yumurtanın sarısıyla beyazını ayırıyor. Çok iyi değil mi? Hiç böyle bir şey görmemiştim. Benim de bir şeyler yapmam lazım. Bir türlü olmuyor. Sanırım benim de işim çok zor. Sen öyle san ufaklık. Senin işim daha bitmedi yaşlı bayan. Bunu nasıl yaptın? Şimdi ne olacak? Bizim bir hakeme ihtiyacımız var. Şimdi ne var? Bir türlü kızı okutmadılar. İşte geldim. Sizin için bir şey getirdim. Bende de senin için bir şey var. Burada çok genç görünüyorum bak. Bunları kullanabilirsin. Neler oluyor? Anladım. O zaman neyi bekliyoruz? Bir bakalım. Bu ilginç görünüyor. İşte ilk yarışma konunuz. Lezzetli ve sağlıklı bir salata. Başlayabilirsiniz. Vay canına. Şu sebzelere bak. Bu çok eğlenceli olacak. Ben soğanla başlayacağım ama soğanı doğramamıza gerek yok. Onun için bu kullanışlı aleti getirdim. Bu işimizi çok kolaylaştıracak. Soğanı tam buraya koyuyoruz. Bu sivri uçlar soğanı yerinde tutuyor. Sonra kolu çeviriyoruz. İşe yarıyor bak. Vay, buna bayıldım. İşte soğan incecik doğranıyor. Şuna baksana büyük baba. Çok hipnotik bir şey. Daha izlerken başım döndü. Bunu düşünmem gerekiyor. İyi şanslar, çünkü ihtiyacın olacak. Demek öyle. Benim öyle aletlere ihtiyacım yok. Bende matkap var. Biberleri tahta şişlere geçiriyoruz. Şimdi bıçağımızı alıyoruz. Ve biberi böyle doğruyoruz. Birazdan çok şaşıracaksın. Tada! Şimdi bu işi ilginçleştirelim. Bu sefer büyük bir biber deneyeceğim. Zor işmiş. Bu çok yoruldum. Büyük anne, sen ne yapıyorsun? Ne? Sen iyi misin tatlım? Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Ben acımasız bir sebze dilimleme makinesiyim. İşte böyle dilimlendi hepsi. Tamam, bu kadar yeterli. Çok eğlendim doğrusu. Sen bunu nasıl yaptın? Bu inanılmaz bir şey. Gerçekten etkilendim. Seni yenmeme imkan yok. Elimde sadece bu dilimlenmiş soğanlar var. Tuhaf bir durum tabii. Her neyse. Hakem Bey konuşsun artık. Zor bir karar olmayacak. Büyük anne kazandı. Harika, çok mutlu oldum. Sebze isteyen var mı? Yok, ben iyiyim. Hadi al, yararlı bu sebzeler. Hepsi bana kalır o zaman. Harika bir iş çıkardın canım. Bana kek yapmanızı istiyorum. Genelde Paris'ten sipariş ederim ama. İkinizi de seviyorum. Biz de seni seviyoruz tatlım. Doğru mu yapıyorum? Dur bakalım, bu bana bir fikir verdi. Hiç vakit kaybetmeyelim. Tuttum. Tepsiyi kek kalıplarıyla kaplıyoruz. Şimdi de malzemelerimiz gelsin. Bakalım bende ne varmış. Bu olmaz. Ben de dondurmamın nereye gittiğini merak ediyordum.
Hmm, çok lezzetli ama çubuğa ihtiyacım var. İkiye bölüp kalıbın etrafına koyalım. Sırada ne var? Ha, hemen geliyorum. Hey, nasıl gidiyor? Çek bakalım dostum. Son zamanlarda iyi bir çöp yağmaladı mı? Aynen böyle. Yardımına ihtiyacım var. Alüminyum folyona karşılık bu sevimli domuzu veririm. Anlaştık say. Teşekkürler minnettarım. Sonra görüşürüz. Hep bir hayvanım olsun istemişimdir. Bu tam da ihtiyacımız olan şey. Folyodan şeritler koparıyoruz. Sonra da top haline getiriyoruz. Bunu kalıbın üstüne koyacağım. Şimdi de kalıpları dolduruyoruz. Bu şişe işimizi kolaylaştırıyor. Sonra da fırına, artık tepsiden çıkarabilirim. Şunlara bak, harika. Bu kadarcık mı? Kekleriniz hanımefendi. Her zamanki gibi altınla kaplanmış. Kreması nerede? İşte burada. Beni hayal kırıklığına uğratmayacağını biliyordum. Rengini sevmedim. Dur, buldum. Bana bir şey lazım. Altın dişim kremaya ekleyeceğim. Ve güzelce karıştıracağız. Çok iğrenç. Çok daha iyi oldu. Kremanın altın renkli olması lazım. Daha da iştah açıcı görünmesini sağlıyor. Keklerin üzerine sıkalım. Biraz da altın talaşı ekleyelim. Oh, inanılmaz görünüyorlar. Ne düşünüyorsun tatlım? Hadi bir tane dene. Aha, zorunda mıyım? Evet, sanırım pas geçeceğim. Keklerim sevgiyle yapıldı. Ve diş yok. Vah canına, mükemmeller, sen kazandın. Ciddi mi seni? Bunu yapmaya hazır mısın? Sihirbaz gibisin. Patlamış mısıra bayılırım. Film gecelerinin vazgeçilmesidir. Bu kanalı seviyorum. Çok komik. Şunu gördün mü? Bu çok güzel. Yemeden duramıyorum. Bana da biraz ayırsaydın. Bir tane var. Az kalsın alacaktım. Çok yavaşsın kırışıklı. Bu kadar yeter. Artık televizyon yok. Hep böyle oluyor. Tamam, al ya. Vay canına, teşekkürler. Bir dakika, aklıma bir fikir geldi. Bunu seveceksin. Bir kavanoz eritilmiş çikolatam var. Onu patlamış mısır kutusuna döküyorum. Çok akışkan. Şimdi kartonu hareket ettiriyorum. Yan kısımlarını çikolatayla kaplayacağım. Şimdi çikolatayı bir tabağa dökeceğim. Sonra bir saat boyunca dondurucuda beklemesi gerekiyor. Bence bu kadar yeter. Şimdi kartonu yırtarak kaçıyorum. Dikkatli olmalıyım, çikolatayı kırmak istemem. Bir hediye paketini açmaya benziyor. Lezzetli bir çikolata hediyesi. Şimdi içini doldurmam gerekiyor. Bunun için en sevdiğim şekerlemeyi kullanacağım. Şu renklere bak. Ama daha bitmedi. Üzerine marshmallow koyuyorum. Sonra da karamel sosunu döküyorum. Evet, işte bir sanat eseri. Bir marshmallow alacağım. Onu şekerlemeye batıracağım. Karamel sosu her şeyi yapış yapış yapıyor. Çok lezzetli. Hepsini istiyorum. Onu ver bana. Öyle mutluyum ki. Ama sakın diş doktoruma söyleme. Bu çok lezzetli. Bugüne kadar gördüğüm en güzel şey. Deneyebilir miyim? Olmaz, bu benim. Büyük annem bazen çok kötü olabiliyor. Çok üzgünüm. İşte yine muslukları açtı. Al biraz mısır ye. Ne? Teşekkürler büyük anne. Bununla ne yapmam gerekiyor? Buldum. Bir sürü patlamış mısır yapacağım. Bunun için mikrodalgayı kullanacağım. Çok kolay olacak. Doğruca içine koyuyorum. Şimdi bir patlama yapacağım. Yaşasın, şunun dönüşüne bak. İzlerken başım dönüyor. Şunu gördün mü? Patlıyor. Bu çok havalı. Gerçekten patlamış mısır yapıyorum. Ben bir şefim. Onu çıkarsam iyi olacak. Bakalım nasıl görünüyor. Vah canına, çok havalı. Aferin tatlım. Şimdi de onu yiyeceğim. İşte bu canım. Bütün patlamış mısırı ye. Seninle çok gurur duyuyorum. Ev yemeği gibisi yoktur. Gizli malzememiz de sevgidir ve bir sürü ot. Yemeklere bolca lezzet katıyorlar. Çok güzel kokuyor. Dökülün bakalım. Şimdi de karıştıralım. Selim anne. Güzel kokan bir şey var. Bu senin meşhur makarna sosun mu? Aynen öyle canım. Dur. Saat gerçekten bu mu? Geç kaldım. Gitmem gerekiyor. Ama akşam yemeği ne olacak? Doğru. Karıştırmaya devam et canım sen. Yanmasına izin verme. Ne oldu şimdi? Bu bir tür şaka mı?
O kadar da zor değilmiş ama çok sıkıcı. Bunun burada ne işi var ya? En azından yoga yapabiliyorum. Benden bu kadar. İnternetten alışveriş yapmam lazım. Bu ne böyle ya? Bu da neymiş? Aldım gitti. Bekleyelim bakalım. Vay, çok hızlı geldi. Para harcamayı seviyorum ya. Tüm sorunlarımın cevabı bu. Şunu tavaya yerleştirelim. Sonra da bütün işi ona bırakacağım. Dönüyor da dönüyor. Parmağımı bile kıpırdatmama gerek yok. Çok zekiyim ya. Artık rahatlayabilirim. Yemek yapmak hiç zor değilmiş. Buna alışabilirim. Ben geldim. Betty, ne yapıyorsun? Belli değil mi? Yemek yapıyorum anne. Küçük robot arkadaşın kim? Peki lezzet testini geçiyor mu bakalım? Bah canına, ağzım bayram etti. Ne söylemiştim? Gelecekte yaşamak gibi. Aferin tatlım. Bu kitapta daha fazla resim olacağını düşünmüştüm. Ödevleri de hiç sevmem. Daha fazla dayanamayacağım. Biraz eğlenceye ihtiyacım var. Böyle daha iyi oldu. Betty, burada mısın? Çalışmalar nasıl gidiyor? Dur bir saniye. Ne yapıyorsun? Çalışıyor olmalıydın. Bunun yerine oyun oynuyorsun ha? Ama yeter, duracaksın. Bu oyun harika ya. Ver telefonu. Şu an biraz meşgulüm. Hemen genç hanım, ciddiyim. Bu hiç adil değil. İnanılır gibi değil. Aptalca oyunlarına nasıl engel olacağımı biliyorum. Telefonun hapse girecek. Kilit altında olmalı. Anahtarı da bende olacak. Burada tutacağım. Onu almanın da hiçbir yolu yok. Ödevini bitirdiğinde geri alabilirsin. Al bakalım. Bununla ne yapmam gerekiyor? Belki kilidini açabilirim. Gidişimi kaybedebilirim ama buna değer. Bunu izlemek çok üzücü. İşe yaramıyor. Peki. Bu seferlik sen kazandın. Aptal ödevi yapacağım. Ama bundan hiç mutlu değilim. Sanırım oluyor. Başarabilirsin tatlım. Dur, buldum. Ne yapacağımı biliyorum. En azından öyle umuyorum. 5+5. 10 eder. Of, şimdiden tükendim. Artık telefonumu alabilir miyim? Seninle gurur duyuyorum. Anahtarı alayım. Bunu hak ettin. Artık telefonunu alabilirsin. Anlaşmanın sana düşen kısmını yerine getirdin. Ver ver ver. Seni çok özledim ya. Bir daha asla ayrılmayalım. Vay canına, çok zormuş. Buna emin değilim. Bir şeye bakmam lazım. Of, bulamıyorum. Ben de bunu arıyordum. Tam düşündüğüm gibi. Yani bu demek oluyor ki. Anladım. Çok basit. Cevap 10. Başardım. İnanamıyorum. Güzel. Buradaymışsın. Nasıl gidiyor canım? Bak anne, problemi çözdüm. Bunu sana aldım. Çok çalışıyorsun. Gerçekten mi anne? Bunu yapmana gerek yoktu. Anne, çok düşüncelisin. Bana cep telefonumu aldın. Gerçekten mi? Umarım beğenirsin tatlım. Aman tanrım, bu hayatımın en iyi hediyesi. Beğendi. Ödevine dönmene izin vereyim. Dur gitme. Bir selfie çekmeliyiz. Hiç makyaj yapmamıştım ama. Gülümse. Olamaz olamaz. Yapacak çok şey var. Her şeyin mükemmel olmasını istiyorum. Bir hediye bulmam lazım. Bu şeyi kullanabilirim. Hiç güzel olmadı. Dur. Bu olur mu acaba? Hayır. Kitap olur mu? Olmaz. Peki ya bu doğrama tahtası? Bunların hiçbiri olmaz. Hadi düşün düşün. Burada ne varmış? Anneme pasta yapabilirim. O kadar da zor olamaz değil mi? Dur, işte budur. Enfes görünüyor. Başlama zamanı. Malzemelerime ihtiyacım var. Kekimiz göz açıp kapayıncaya kadar hazır. Sadece pişmesi gerekiyor. Vay, doğuştan yetenekliyim ya. Ama resimdekine hiç benzemiyor. Bu nasıl oldu? Ne yapmalıyım? Sıkma torbam yok. Ne kullanabilirim onun yerine? Bu işe yarayabilir. Kapağını çıkaralım. Evet, sanırım işe yarayabilir. Bazı değişiklikler yapmam gerekecek. Neyse ki neşterim yanımda. Şişe kapağının kenarına kesikler atacağım. Küçük bir bölümünü kaldırmak istiyorum. Aynen böyle. Sonra bir elmaya ihtiyacım olacak.
Bu da kremama biraz lezzet katacak. Sonra da kapağını takabilirim. Cupcake'imi bitirmeye hazırım. Sadece şişeyi sıkmam gerekiyor. Kremalı cupcake'imiz hazır. Güzel görünüyor. Şu anda yiyebilirim. Ama bir şey eksik. Bir muma ihtiyaç var. Ve bitti. Umarım annem beğenir. Bu şapkayı çıkarsam iyi olacak. Hey anne! Bak bende ne var? Taptaze sebzeler. Ve yanında bir kova dolusu kızarmış tavuk. Çok güzel. Baharatları nefis kokuyor. Ne var? Konuşmamız lazım. Sen tavuğu alıyorsun ve ben de bunu mu yani? Hey, ben kuralları koymuyorum. Demek istediğim mi? Şu resme bir bak. Burada hiç kızarmış tavuk görüyor musun? Hadi ama. Buldum. Sanırım bir oyun oynamamız lazım. Bir dakika. Oyun mu oynayacağız? Peki, yarışmayı severim. Ben kazanırsam yediklerimizi değiştiriyoruz. Şartını kabul ediyorum. Ben bu arada şu krem şantiyi sıkayım. Ama buna pişman olacaksın. Tabii ne demezsin. Tamam, artık hazırım. İşte başlıyoruz. Bunu yapmak çok heyecan verici. Bence bir şey olmayacak. İşte dediğim gibi. Acemi şansı. Sıra bende. Bana da hiçbir şey olmayacağından eminim. Hayır. Yaşasın, ben kazandım. Bu haksızlık. Bunu hep diyorsun. Şimdi ver şu tavukları bana. Süper. Haklısın, baharatı inanılmaz kokuyor. Hey, bekle. Hadi bir daha oynayalım. Olmaz, ben böyle yiyeyim. Denemeye değerdi. Sebzelerden nefret ederim. Hayır. Madison, yine yatağından mı düştün? Nasıl uyumaya devam ediyor acaba böyle? İşte oldu. Neyse ki bunun için harika bir çözümüm var. Bu çözüm onu durması gereken yerde tutacak. Artık hiç yataktan düşmeyecek. Ne? Bu nasıl yaptı ki? Her akşam aynı şey. Ama sanırım ne yapacağımı biliyorum. Önceden ortasını kestiğimiz bu havuz makarnasını yatağın kenarına böyle takıyoruz. Madison döndüğünde köpük tampon görevi görüyor ve artık yere düşmüyor. İşe yaradığına çok sevindim. Şimdi sessiz olsam iyi olur. Bak bende ne var? Leziz bir çikolatalı yumurta. Ver onu bana. Bu iş o kadar kolay değil. Bunu bir bardağın altına koyup bardakları hareket ettireceğim. Şimdi senin çikolatanın nerede olduğunu tahmin etmen gerekiyor. Hadi dene bakalım şansını. Of, hiç dikkatimi vermemiştim. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bana yardım eder misiniz? Bilet lütfen. İyi seyirler. Selam. Şekere izin yok. Kutuya koy. Ama lollipopum daha bitmedi ki. Şekerden nefret ederim. Şimdi içeri girebilirsin. Umarım geç kalmamışımdır. Bu hiç adil değil. Film atıştırmalık olmadan izlenmez ki. Dur bir saniye. Güzel filmlere bayılırım. Bir sorun mu var? Neyse, bunun için zamanım yok. Bir şeyler yemek istiyorum. Enfes. Ne? Hadi ama. Of, sabahları hiç sevmiyorum. Yataktan kalkmak istemiyorum. Hazırlansam iyi olacak. Ne? Bu kıllar da nereden çıktı? Koca ayağa benzemişim. Ağda yapmayalı çok olmuş. Ama gitmek zorundalar. Bu biraz zaman alabilir. Bazı günler saçın kötü olur ya. Kimsenin beni böyle görmesine izin veremem. Jilet kötü bir fikirmiş. Çim biçme makinesi kullanmalıydım. Çok iğrenç. Bittiğine sevindim. Vay, inanamıyorum. Saç canavarı mı o? Defol git buradan. Of, bunu hiç beklemiyordum. Suyu açayım da delikten gitsinler. Deliği mi tıkadı ne? Hayır ya, daha da kötüleşiyor. Bu da ne? Şu plastik kelepçeleri kullanabilirim. Sanırım her şeyi çözebileceğim. İşe koyulma zamanı. Fermuarın içine olukları açalım. Kesikleri açılı yapalım. Bunu sonuna kadar yapacağız. Şimdi diğer fermuarı alalım. Sokağın içinden geçirelim. Sonra da sabitleyelim. Alta da bir halka yapmamız gerekiyor. Sanırım hazır. Gideri açmanın zamanı geldi. Fermuarı eveye deliğinden aşağı itiyoruz. Sonra da burunun içindekileri çıkarabiliriz. İşte geliyorlar. İğrenç. Çok iğrenç. Doğruca çöpe gidebilirler. Bayağı kullanışlı bir araçtı. Ne düşünüyordum ki?
Salla bebeğim, salla. Dansta temizlik çok daha eğlenceli oluyor. Hop hop, şuna bak. Ah, kurtulalım şunlardan. Her şeyi tertemiz olmalı. Bir toz tanesi bile görmek istemiyorum. Şurayı temizlesem iyi olacak. Bu korkunç ses de ne? Yine şarkı söylüyormuşsun. Ha? Bir mesajım var. Ne? Bunun için epeydir bekliyordum. Ah, ama bu şekilde dışarı çıkamam. Ah uşak. Ah, beni mi çağırdınız? Elbiseleri getiriyorum hanımefendi. Her duruma uygun bir kıyafetimiz var. Ah, bir bakalım. Işıltılı bir şey. Yok. Hah, işte bu. Göz alıcı ve ağızları açık bırakma garantili. Ciddi misin? Şık. Elmas kaplı bir çöp torbasına benziyorum. Zorlanıyorum. Dur, buldum. Ah, neden uğraşıyoruz ki? Bu kadar uzun süren ne? Ah. Bence bunu seveceksiniz. Kendim yaptım. Ah, çok güzelmiş. Ah, denemek istiyorum. Vay canına, harika görünüyorum. Her zamanki gibi hanımefendi. Şimdi de yeni bir saç modelinin zamanı geldi. Ben hallederim. Annemin saçını da ben yaparım. Bence şöyle süzülen birkaç bukle yapmalıyız. Ne bu kokuda ne? Ay! Ay, çok tatlı ya. Mükemmel bir buluşma olacak. Orada işler nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Benim işim bitti. Bakabilirsiniz. Her zaman harika görünüyorum. Ne? Çenemde de ne var öyle? Ay, çok kötü, iğrencim. Çek şunu önümden. Özür dilerim hanımım. Bir şeyler yapmalısın. Maske altında iyi değilimdir. Bir düşüneyim. Hayır, bu olmaz. Başka neyim var? Kesinlikle olmaz. Dur bir saniye. Toz alacağım. İşe yarayabilir bu. Yani denemeye değer. Cildinin üstünde kullanacağım. Gözeneklerdeki pisliği emip çıkaracaktır. Tıpkı toz almak gibi. Sanırım hepsini aldım. Bakabilirsiniz. Kusursuz cildim geri geldi. Çok korkmuştum. Çok rahatladım. Sen benim mucizemsin. Bana değil, şu küçük gelece teşekkür edin. Durum hiç iyi görünmüyor. Düzelsem iyi olacak. Üstünü kapatalım. Daha iyi oldu. Sanırım randevum için hazırım. Gece gelmem. Güle güle. İyi eğlenceler hanımefendi. Ucuz atlattık. Bu ne? Belki sihirli bir diyara açılan gizli geçit olabilir. Bunu anlamanın tek bir yolu var. Hayır, bluzu koyu pembe sipariş etmiştim. Şeker pembesi değil. Hadi bakalım, az bir şey kaldı. Lütfen bu sefer. Jared, hayır, dur. Müthiş olacak. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sana bunu yapma demiştim. Bu haksızlık. Orada gizli bir geçit var ama. Ay, lütfen ağlama. Baksana ne vereceğim. Çok hoşuna gidecek. Tamam, ver hadi. İyi kurtardık. Bu kapak işimize yarayabilir. Tam oraya uyacak boyutla. Bir denemeye değer. Şu ayranlardan birkaç tane daha lazım bana. Kapağı bu şekilde prize sokup çeviriyoruz. Bu sayede meraklı parmakları tehlikeden koruyabiliyoruz. Şimdi biraz rahatladım. Evet, o bebek mavisi bluzu sipariş vermek istiyorum. Koyu mavi olanı değil. Artık o geçitin keşfine başlayabilirim. Neler oluyor? Çok sıkıcı. İşe yarayacağını biliyordum. Şimdi evdeki diğer prizleri de halletmem lazım. Ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Hadi uyku zamanı. Ama benim uykum yok. Tatlı rüyalar tatlım. Gitti mi? Hiç uyumak istemiyorum. Onun yerine biraz eğleneyim. Bu hamura bayılıyorum. Hem yumuşacık hem de böyle ısıyor. Sen de denemek ister misin Barbie? İşte böyle hepsini ye. Peki, ben de biraz deneyeceğim. Sabah mı oldu hemen? Olamaz. Ne oldu böyle? Saçların haline bak. Hamura kaplanmış. Yapış yapış olmuş. Bu neden oldu ki şimdi? Madison, sorun nedir? Bebeğimin haline bak. Fena olmuş gerçekten. Evet, saçların her yerine bulaşmış. Bir dakika, bu hamur mu? Yani evet, olabilir. Ver bakayım onu bana. Bu evde hamurla oynamıyoruz biliyorsun. Şimdi saç konusunda ne yapabiliriz bir bakalım. Bir şey yapıp yapamayacağımızı bilemiyorum ama bu yıkayarak temizlenmez. Ama bir fikrim var, saçların tamamını keseceğiz. Tıraş makinesi, hemen bırak babacığım, hayır.
hayır. Birazdan biter. Sanırım bu ona yakışacak. Doğrusu benim de hoşuma gidiyor bunu yapmak. Vay canına, kafası pırıl pırıl parladı. İşte bitirdim. Güzel görünüyor. Yeni bebeğine merhaba de hadi. Sen çıldırdın mı? Ona bir bak. Elimden geleni yapıyorum. Ne yapmamı istediğini anlamıyorum. Bir saniye, harika bir fikrim var. Bu yün ipliği kullanabilirim. Bir sonraki adım için bir iğneye ihtiyacımız olacak. İğneyi bebeğin başından geçiriyoruz ve diğer taraftan çıkarıyoruz. Sonra iğneyi çıkarıyoruz ve aynısına sarıyla devam ediyoruz. Sarıyı ilk iplik parçasının yanına batırıyoruz. Bebeğin kafası saçla dolana kadar bunu yapmaya devam ediyoruz. Aynen böyle, bak harika oldu. Sanki saçında bir gökkuşağı var. Ne düşünüyorsun Madison? Bayıldım. Saçları rengarenk olmuş. Teşekkürler, harikasın. Öyleyim gerçekten, değil mi? Belki ben de saçımı bebeğinki gibi yapmalıyım. Hazır mısın? İşte başlıyoruz. Hadi yapalım şu işi. Bendeki malzemeler çok taze. Meg, ben sana ne demiştim? Sümük yok. Bu aklıma bir fikir getirdi. Bu sıradan bir bardak gibi görünebilir. Yumurtayı bunun içine döküyoruz. İğrenç. Bu bardak ayrıca yumurtanın sarısıyla beyazını ayırıyor. Çok iyi değil mi? Hiç böyle bir şey görmemiştim. Benim de bir şeyler yapmam lazım. Bir türlü olmuyor. Sanırım benimle işin çok zor. Sen öyle san ufaklık. Seninle işim daha bitmedi yaşlı bayan. Bunu nasıl yaptın? Şimdi ne olacak? Bizim bir hakeme ihtiyacımız var. Şimdi ne var? Bir türlü gazete okutmadılar. İşte geldim. Sizin için bir şey getirdim. Bende de senin için bir şey var. Burada çok genç görünüyorum bak. Bunları kullanabilirsin. Neler oluyor? Anladım. O zaman neyi bekliyoruz? Bir bakalım. Bu ilginç görünüyor. İşte ilk yarışma konunuz. Lezzetli ve sağlıklı bir salata. Başlayabilirsiniz. Vay canına. Şu sebzelere bak. Bu çok eğlenceli olacak. Ben soğanla başlayacağım ama soğanı doğramamıza gerek yok. Onun için bu kullanışlı aleti getirdim. Bu işimizi çok kolaylaştıracak. Soğanı tam buraya koyuyoruz. Bu sivri uçlar soğanı yerinde tutuyor. Sonra kolu çeviriyoruz. İşe yarıyor bak. Vay, buna bayıldım. İşte soğan incecik doğranıyor. Şuna baksana büyük baba. Çok hipnotik bir şey. Daha izlerken başım döndü. Bunu düşünmem gerekiyor. Şanslı çünkü ihtiyacın olacak. Demek öyle. Benim öyle aletlere ihtiyacım yok. Bende matkap var. Biberleri tahta şişlere geçiriyoruz. Şimdi bıçağımızı alıyoruz. Ve biberi böyle doğruyoruz. Birazdan çok şaşıracaksın. Tada! Şimdi bu işi ilginçleştirelim. Bu sefer büyük bir biber deneyeceğim. Zor işmiş. Bu çok yoruldum. Büyük anne, sen ne yapıyorsun? Ne? Sen iyi misin tatlım? Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Ben acımasız bir sebze dilimleme makinesiyim. İşte böyle dilimlendi hepsi. Tamam, bu kadar yeterli. Çok eğlendim doğrusu. Sen bunu nasıl yaptın? Bu inanılmaz bir şey. Gerçekten etkilendim. Seni yenmeme imkan yok. Elimde sadece bu dilimlenmiş soğanlar var. Tuhaf bir durum tabii. Her neyse. Hakem bey konuşsun artık. Zor bir karar olmayacak. Büyük anne kazandı. Harika, çok mutlu oldum. Sebze isteyen var mı? Yok, ben iyiyim. Hadi al, yararlı bu sebzeler. Hepsi bana kalır o zaman. Harika bir iş çıkardın canım. Şu yeni şapkamı bir deneyeyim. Başıma iyi oturdu. Buldun. Yakaladım. İyi yakaladın. Az kalsın kaçırıyordum. Al bakalım. Bak bende ne var? Bu şirin bir tavşan kalıbı. İşe yumurtanın sarısıyla beyazını ayırmakla başlıyoruz. Beyazını bir bardağa, sarısını da diğer bardağa alıyoruz. Sonra çırpıyoruz. Kalıbı tavaya koyuyoruz. Beyazını tavaya aktarmak için şu şırıngayı kullanabilirim. Bu etrafa saçılmasını önleyecek. Sarı için de başka bir şırınga kullanacağım. Bu gözleri oluyor. Sanırım artık hazır. Bu bir yumurta tavşan. Güzel oldu. Bu çocuk da kim? Ben bunu kullanabilirim.
Bu işimi görür. Kartondan bir kalp şekli kestim. Bunu çatalla bastırıp yumurta beyazına döküyoruz. Beyazı kartonun çevresine yayıyoruz. Sonra pişmesini bekliyoruz. Şimdi kartonu dikkatlice yerinden alıyoruz. Ve sarısını oraya koyuyoruz. Bunun için ben de şırıngayı kullanıyorum. Bu uzun sürmeyecek. Sonra pişmesini bekliyoruz. Hazır görünüyor. Buna bayıldım. Güzel olmuş. Yalnız bir şey eksik. Ben almayayım. Ve yumurtan da sende kalabilir. Ama hala kankayız. Çak bakalım. Bu tuhaf oldu. Kım çok eğlenceli. Hey, onu çevirmen lazım. Çalışıyorum ama açılmıyor işte. Böyle oldu gibi. Görünüşe bakılırsa yardıma ihtiyaçları var. Şunu deneyin, çok kolay. İşte oldu. Bak. Vay canına, bu büyücülük gibi bir şey. Hadi bakalım. Çok yumuşak. Ve rahat. Bana da yer açın. İşte şimdi tatilimiz başlayabilir. Selam. Rica etsem içeri girebilir miyim? İmkanı yok. Şu işareti görüyor musun? Yiyecekle girmek yasak. Şaka yapıyorsun herhalde. Bir istisna yapamaz mısınız? Bir saniye. Çok havalı, harika bir formda görünüyor. Kesinlikle bu maçı o kazanacak. Keşke onun yerinde olabilsem. Hey, izin ver de geçeyim, tamam mı? Tabii ki, tabii ki. Harika bir fikrim var. Pardon, hemen geri geleceğim. Tamamdır, şu boks eldivenlerini çıkaralım. İşte bu harika olacak. Şurada da biraz marshmallow'um var. Şunları eldivenlerin üzerine dizeyim bakalım. Şunlara bak. Çok havalı oldu. Bir sürü de marshmallow aldı. Hey, maç için gelmiştim. İçeri girmek istiyorum. Antrenörüm nerede? Hey, işte oradaymış. Ne yapıyorsun orada? Saate baksana. Hey sen, bırak girsin içeri. Bizi bekletip durma. Tamamdır, ikiniz de köşelerinizde misiniz? Güzel, yaklaşın. Başlamaya hazır mısınız? Tamam mı? Dövüş başlasın. Dur dur dur, sanırım bir hata yaptım. Al sana, ısır bakalım şuradan. Bu çok acayip lezzetliymiş. Değil mi? Tamamdır. Al bakalım bir daha. Ne yapıyorsunuz? Durun, boks eldivenlerini yemesenize. Hadi ama yapabilirsin. Yer şunu. Devirebilirsin. Of ya. Ona yenildiğime inanamıyorum. Yeterince antrenman yaptığımı düşünüyordum. Çok çalışmıştım. Bütün günüm ziyan oldu. Dur bir saniye. Bana neyin iyi geleceğini biliyorum. Atıştırmalıklar. Çikolata mı iyi gelecektir? Berbat bir gün oluyor. O da ne? Yiyecek ve içecek yasak mı? Yok artık, bu kadarı kabul edemem. Biraz desteğe ihtiyacım var. Peki nereden başlasam? Sanırım şu telefonu açarak başlayabilirim. Hey, ne haber? Ne? Peki tamam, hemen yetiştireceğim, endişelenme, görüşürüz. Peki ona nasıl yardımcı olabilirim acaba? İçeri atıştırmalıklarla öylece giremem. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Hey, sanırım bu işe yarayabilir. Cips paketim, sen benle geliyorsun. Hemen önde saklan bakalım. Tabii şekerleri de unutamam. Siz de şurada durun. Peki, bu kadar atıştırmalık ona yeter. Şimdi de bir ceket alalım. Bu onları saklamaya yeter. Üstlerini güzelce örtelim. Evet, ne kadar kaslı olduğuma bakın. Hey sen, yardıma ihtiyacın olduğunu duydum. Bu da ne ya? Etkileyici değil mi? Neyse neyse, bak ne göstereceğim. Bak bunlar kas değil, senin ihtiyacın olan atıştırmalıklar. Senin keyfini yerine getirecekler. Evet, çözüm şekerlerdir. Bayıldım. Tamamdır, şimdi maça tekrar çıkmayı deneyebilirim. Dikkat dikkat, geri geldim. Şu kaslara bir bakın. Maçın tekrarını istiyorum. Var mısın yok musun? Çok güçlüymüş. Evet, kazandım, yendim seni. En iyi benim. Ne? Kaybettiğime inanamıyorum. Bugün berbat bir gün. Sıranın gelmesine ne kadar kalmış? Olamaz, makyajımı bitirmek için sürem daralıyor. Pekala, sıradaki. Tamamsın, geç sıradaki. Olamaz. Evet, olamaz. Bu sana dersini verir. Bu değil, pardon. Yani bunu kastettim. Ne cici bir ayıcık. Ne? Of ya, ayıyı da kastetmedim.
bu. Göstermek istediğim buydu. Makyaj malzemesine izin yok. Ama öbür gözümü bitiremedim. Ne yapacağım ben? Bir dakika. Hemen dönüyorum. Selam. Ha, tamam, şimdi girmeye hazırım. Ona ben karar veririm. Sana biraz daha yakından bakayım. Aman ne fazla yakından bakıyor. Tamam. Sorun yok. İçeri girebilirsin. Evet, nihayet girdim. Fena kandı. Pekala, küpemi çıkarayım ve öbür gözümün makyajını da tamamlayayım. Böyle çok daha iyi. Gecenin tadını çıkarma vakti. Güzel. Ortalıkta kimse yok. Bana tam bu lazımdı. Hey, ben geldim. Tam zamanında. Büzüştü dudaklarını. Hareket etme. Müthiş. Nasıl görünüyormuşum bakalım? Harika. Çok iyi geldi. Ne saçma kural. Buna artık gerek yok. Ne güzel uyumuşum. Nasıl görünüyorum bakayım? Daha iyi günlerim olmuştu. Pekala. İlk ne yapıyorum? Dişlerim. Şu ağız kokusunu halletmem lazım. Bu zor işte. Niye her şey bulanıyor? Bu böyle olmayacak. Gözlüğümü takmıştım halbuki. Nereye gitti bu? Burada bir yerlerde olmalı. En kötü ne olabilir ki? Sadece diş macunu. Dikkatlice. Neredeyse oldu. Sanırım hallettim. Büyük anne, ne yapıyorsun? Yardım ister misin? Her yer diş macunu olmuş. Biliyorsun, macunun fırçanın üstüne gelmesi lazım. Dur, sana yardımcı olacak bir şey var bende. Bu senin diş macunu sorununu çözecek. Ver şunları bana. Diş macunu buraya koyuyorsun. Şimdi buraya vidalamamız lazım. Ve işte hepsi bu. Kullanıma hazır. Fırçayı ileri itiyorsun ve tam yeterli miktarda diş macunu geliyor. Etrafta kirlenmiyor. Vay canına, gerçekten gelecekte yaşıyoruz. Ah, bir dakika. Bu benim gözlüğüm mü? Nasıl çıkmış oraya? Şimdi daha iyi. Neyse ki buldum. Şimdi dişlerimizi temizleyelim. Tamam, ben gidiyorum. Bayrakları böyle koyalım. Demek ki bir çay partisi veriyorsun, öyle mi ufaklık? Ne tatlı oynuyor. Şimdi çaydan nem gelsin. Çayı yeni demlemiştim. Bu çaydan keyif alacağınıza eminim. Ve bunun yanında şekerlemelerimiz de var. Merak etmeyin, herkese yetecek kadar var. Bunun yanında bir atıştırmalığımız daha var. İşte bu leziz sosis. Bir dakika. Bu yeter mi acaba? 3 kişiyiz değil mi? Ama tek bir sosis var. Yok, böyle olmayacak. Belki bunu 3'e bölebiliriz. Sen bunu yapabilirsin tatlım. O sosise kimin patron olduğunu göster. Bir türlü kopmuyor. Of. Pardon babacığım. Neler oluyor? Biz 3 kişiyiz bak. Evet, haklısın tabii. 1, 2, 3 ama bir tane sosis var. Bu konuyu düşünmemiz lazım. Benim bir çözümüm olabilir. Şu alete bir bak. Bu tam ihtiyacımız olan şey. Alo, bir sipariş vermek istiyorum. Şuna bir bak Madison. Şimdi bu alet sosisi hızlıca dilimlere ayıracak. Üst kapağını açıp sosisi buraya koyuyoruz. Bu metal çubuklar sosisi parçalara bölecek. İşte böyle. Canına, çok kolay oldu. İnsanların aklına neler geliyor. Vay canına, şimdi geri çekeyim babacığım. Acele etme tatlım. Bunu senin için bir tabağa koyacağım. Al bakalım. Teşekkürler. Kocaman ağaç. Hadi. Sen olmasan ben ne yapardım? Teknoloji ne harika bir şey. Hadi iyi çay partileri tatlım. Al bakalım oyuncuk. Aferin sana oğlum. Bunu okuman lazım. Kasabada bir hırsız kedi varmış. Şaka yaptım sadece. Evet, anladım. Madison. Ne var babacığım? Köpeği yürüyüşe çıkarman lazım. Sorun yok, hazırlanmam lazım ama. İşte tamamdır. Hadi gidelim oğlum. Bir dakika. Kaka torbasını unutma. İğrenç. Onu almak istemiyorum. Peki. Ben de seninle geliyorum. Hadi çıkalım o zaman. Yürü bakalım tembel hanımefendi. Burası ne kadar güzel değil mi? Oğlum.
sorun ne? Aa evet, işini hallediyorsun. Hey, bunu herkes yapıyor. Sen neler yemişsin öyle? Sen hallediyorsun tatlım. Köpek isteyen sendin. Of, peki neden iğrenç şeyleri hep ben yapıyorum ki? Buna dokunmak istemiyorum. Of, pis kokuyor. Üzgünüm, ben yapamayacağım. Ama burada bırakamayız onu. Aa, buldum. Tokanı kullanabiliriz. Kakayı bununla yerden alabilirim. İzle ve öğren. Bunu torbanın içine sokuyoruz, sonra kakayı yerden alıyoruz. Bu sayede dokunmamıza gerek kalmıyor. Şimdi torbayı ters yüz ediyoruz. İşte işimiz bitti. Bunu şimdi çöp kutusuna atıyoruz. Biraz kafayı çalıştırınca işi hallettik. Şimdi bunu da yerine geri koyalım. Hadi gidelim. Yine bir gün, yine bir boyama işi. Bunu yapmak aslında eğlenceli de. Yalnız bu sefer farklı malzemeler kullanıyorum. Ne? Sen ne yapıyorsun orada? Aa, sadece öğleden sonra makyaj tazelemesi. Hayır hayır, olmaz. Derhal kaldır onu. Of, gerçekten mi? Peki o zaman. İşte şöyle gittiler. Tamam mı? Aha. Bu kurallar çok saçma. Gerçi artık bakmıyor. En azından dudaklarımı halledebilirim. Harika bir ton bu. Naomi, artık yeter. Ben de çöpe atıyordum zaten öğretmenim. Mutlu musunuz? Bir dakika. O zaman ben de farklı malzemeler kullanabilirim. Buradan nasıl bir şey çıkarabileceğimize bir bakalım. Okul malzemelerinden yani. Hadi bakalım. Of, bu etrafı düşündüğümden daha fazla dağıtıyor. Pekala, küçük yıldızımı beğendin mi? Ama daha en başındayım. Buna biraz tutkal sürüyoruz. İşte oldu. Bu artık ufak bir damga gibi işe yarayabilir. Ama tabii yüzümde. Güzelce bastırmak gerekiyor tabii. Süper. O da ne? Kağıdı falan mı bitti acaba? Ne? Gördüklerime inanamıyorum. Çok şirin oldu değil mi? Durun bakalım. Sen gidebilirsin. Hey. Bir sorun mu var? Şaka mı bu? İşaretlere baksana. Her yerde bunlardan var. Yiyecek sokmak yasak. Ben şaka sanmıştım. Yani leziz atıştırmalıklarımı içeri sokamayacak mıyım? Yani madem öyle diyorsun. Hayır. Çok kırıcısın. İşimi yapıyorum sadece. Sanırım bir uyarı tabelası daha lazım. Hiç adil değil. Altı üstü atıştırmalık sokmak istemiştim. Dur bakalım, bir fikrim var. Birini aramam lazım. Bu biraz acıtabilir. Dur. Oh, ceretmiş. Bekle bakalım burada. Alo, yok artık. Cidden mi? Peki. Dur, buna ihtiyacın olabilir. Neden? İçecek. Şırınga, içecek, şırınga. Ah, şimdi anladım. Tamamdır. Altı üstü lezzetli bir atıştırmalık istiyorum. İlacınızın zamanı geldi. Bunu beğeneceksiniz. Vay canına. Harikaymış. Mutlu bir müşteri daha. Pardon, yani hasta. Gitmem lazım. Teşekkürler kanki. İşte buna iyi ilaç derim. Eller yukarı, temiz geç. Sıradaki. Ne yaptığını sanıyorsun? Yiyecek sokmak yasak. Ya hadi ama. Ne yapacağım şimdi? Havuz mu, cipslerim mi? Hayatta olmaz. Gittim ben. Ne? Sorunu neydi bunun? Bu atıştırmalıkları içeri sokamayacağım değil mi? Belki de cazibemi kullanabilirim. Ya da şu yüzme simidini mi kullansam? Sanırım bu işe yarayacak. Şişirilebilir simidi ters bir şekilde koyalım. Sonra da bir bant ve en sevdiğin abur cuburları alalım. Abur cuburları simide bant yardımıyla yapıştıralım. Epey temiz oldu ha? Doğal davran. Hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Durun bakalım hanımefendi. Yiyecek var mı, sizi kontrol etmeliyim. Umarım işe yarar. Yiyecek varsa benden kaçmaz. Ah, yarar. Buraları sıcak mı, bastı ne?
Hayır, izin veremem. Bu rozeti çıkarmamız lazım. Ah, bu mu? Peki, tabii. Şuna bak, resmen bir hamburger. Elim ayağım titriyor sinirden. Alt üstü bir rozet. Yine de yiyecek ki, güle güle de. Şimdi içeri geçebilirsin. Vay canına, bayağı gerginmiş. Gitti sonunda. Aa, çok tatlıymış bu artık benim. Ah, girdim içeri. Havuz kenarında elimde abur cuburlarımla bir gün. Önce ne yesem? Sonuna kadar hak ettim. Aa, paylaşmak istemiyorum. Geçebilirsin. Hey, dur. Ne oldu? Bunu açıklamam gerektiğine inanamıyorum. Yiyecek sokmak yasak. Anlaşıldı mı? Şimdi ikile. Ne saçma bir kuralmış. Selam canım. Ben sadece bronzlaşmak istiyorum. Vay. İkiline bayıldım. Ah, bu eski şey mi? Çok naziksin. Ha, bir de yiyecek yasak. Bunun işe yarayacağından emindim. Bu şimdiye kadarki en iyi fikrim. Ciddi misin? Göründüğü gibi değil. Üzgünüm. Ben gideyim. Yapabileceğim bir şey olmalı. Bu şnorkel bana bir fikir verdi. Şnorkelin üstünü çıkarıp içini şekerle dolduralım. Tam bir dahiyim. Hadi bakalım. Yine mi? Dur. Cidden sürekli bunu yapmak zorunda mıyız? Ah, bu kadar düşmanlık kalbe zarar. Tamam, temizsin. Geç bakalım. Vallahi mi? Harika. İşe yaradı yani. Ah, aman tanrım, çok tatlı bir çocuktu. Şimdi günümün tadını çıkarabilirim. Şnorkelle dalmaya hep bayılmışımdır. Çok güzeller. Pekala, etrafta birileri varmış gibi görünmüyor. Artık bir atıştırmalığın zamanı geldi. Bunun için sadece kulaklarımı çıkarıp yerine çikolata koyacağım. Çok tatlı ve akışkan görünüyor. Şimdi bunu biraz sallayacağım. Artık kuruduğuna göre çikolatalarımı yerinden çıkarabilirim. Tada! Çikolatadan kulaklıklar. Çok lezzetli. Bu uzun zamandır aklıma gelen en iyi fikir. Ama kimseye söyleme. Ah, biri geliyor. Önemli birine benziyor sanki. İmzanızı alabilir miyiz lütfen? Mekan güvenli görünüyor. Tehlike saptanmadı. Yok artık, çok havalı. Bu müthiş. Neler oluyor öyle? Tehlike saptandı. Aa, dur. Bekle, göründüğü gibi değil. Tehlike etkisiz hale getirildi. Ha, nihayet. Onun üstünden atlamam gerektiğine inanamıyorum. Nereye gitti? Ondan imza isteyecektim. Geldiğiniz için teşekkürler. Hepiniz en iyi hayranlarımsınız. Hepinize birer öpücük gönderiyorum. Ah, olamaz rujum. Dudaklarımın rujsuz olmasını hiç sevmem. Neyse ki gizli bir planım var. Mikrofonun tepesini çıkarıyorum. Rujum orada gizli. Şimdi tekrar süreyim. Mükemmel. Bu kadarı yeterli olmalı. Şimdi gösteriye geri döneyim. Bu fara bayıldım. Çok hoş. Of, çok uykum var. Eşyalarımı çıkarsam iyi olacak. Ah, selam. Ah, amanın. Seni hayalet sandım. Ha, çok komik. Yani biraz şeysin, solgun. Neyse, acayip yorgunum. Belki ona yardım edebilirim. Burada işine yarayabilecek bir şey olmalı. Hah, bu işe yarayabilir. Ay, haline bak. Hey, uyan. Şimdi ne oldu? Bunu alabilirsin. Tutkal mı? Ay, çok naziksin. Eline dök. Ama peki. Ama tutkal nasıl bir şey biliyorum. Ha? Ne oluyor? Bu makyaj malzemesi mi? Bu nasıl bir büyücülük? Al.
Bunu kullan. Böyle biraz daha insana benzersin. Peki. Ama kafam karıştı. Boş bir tutkal şişesi al, kapağını çıkar ve içini temizle. En sevdiğin fondöteni al ve tutkal şişesine doldur. İşin bitince kapağı kapat. İşte bir acil durum fondöteni. Ah, anladım. Sağ ol. Rica ederim. Böyle daha iyi. Nasıl görünüyorum? Harika. Al bakalım. Ha? Beni mi bekliyorsunuz? Bir sonraki yarışma konunuz bu nefis sandviç. Geri çekil ya işte bayan. Kalabalığa gerek yok genç bayan. Hey durun bakalım. Burada saçmalığa izin yok. Üzgünüm büyük babacığım. Ben ne kullanacağım şimdi? Bir düşüneyim. Buldum. İşte sana gereken şey. Fena kokmuyor. Al bakalım yakala. Bu nedir? Ekmek mi? Hepsi bu mu yani? Sepetten bunlar çıktı. Ne yapacağımı biliyorum. Yumurtayı bu tutacağa koyuyoruz. Kabuğunu hafifçe birkaç kez vuruyoruz. Neden çatlamıyor bu? Bir dakika oldu işte. Yalnız bu biraz zaman alabilir. Elimiz kayarsa en baştan başlamamız gerekir. Kabuğu nazikçe soyuyoruz. İşte oldu. Bu işin insanı rahatlatan bir yanı var. Yavaş yavaş gerginliğim azalıyor. Yapboz gibi bir şey bu. Bu büyük bir parçaydı. İşte bitirdim. Şimdi sıra işin eğlenceli kısmında. Yumurtayı kavanozun içine koyuyoruz ve sıvıyla yumurtayı boyuyoruz. Çok şirin oldu. Şimdi bunu ikiye bölüyoruz. Yalnız parmaklara dikkat ediyoruz. Tadı tıpkı yumurta gibi olacak. Şimdi üstüne peynir, taze marul ve domates koyuyoruz ve peynir koyup biraz da mayonez ekliyoruz. Daha sonra diğer yarısını da üstüne kapatıyoruz. Ama işimiz bitmedi. Üstüne de susam serpiştiriyoruz. Biraz da garnitür ekliyoruz ve bitti. Ve işte lezzetli bir yumurta sandviçi. Çok güzel görünüyorlar. Denemek için sabırsızlanıyorum. Benim işim bitti. Bunu sen mi yaptın ama ben de pes etmiyorum. Benim de özel numaralarım var. Peynirden küçük bir parça alıyoruz. Sıra süper öğütücümde. Neden işin zor kısmını ben yapayım ki? Peyniri buraya sokuyoruz. Sonra bu kolu çeviriyoruz. Egzersiz gibi oluyor. Neredeyse kas yapacağım. Parçaları bu kaseye topluyoruz. Birazcık daha. Tamam bu kadar yeter. Şimdi peynirimize biraz renk katıyoruz. Bunun için kırmızı gıda boyası kullanıyorum. Şimdi ikisini de karıştırıyoruz. Peynirin rengi emmesini istiyoruz. Güzel görünüyor. İşte bu. Rengi çok canlı oldu. Aynı işi farklı renklerle de yapmıştım. Şimdi ne yapıyoruz? İşte bu. Kalp şeklindeki bu kurabiye kalıbını alıp ekmeğin üstüne bastırıyoruz. Aynısını bu dilimle de yapıyoruz. Şimdi iki kalbimiz oldu. Seni seviyorum aşkım. Peyniri kalplerden birinin üstüne bastırıyoruz. Bu şekilde katmanlar oluşturuyoruz. Aynen böyle. Diğer kalbi üstüne koyup bunu ızgara yapmamız lazım. Birazdan hazır olur. Hey sen kendi sandviçine bak. Altın gibi sararmış. Nefis kokuyor. Çok lezzetli. Şuna bir bak çıtır çıtır muhteşem. Bu turun kazananı belli bence. Kendine fazla güvenme. Ne düşünüyorsun büyük baba? Çok yaratıcı. Meg lezzetli görünüyor. Peynirli sandviç de harika. Vay canına üstelik çok renkli. Bence berabere kaldınız. Gerçekten mi? Bence sorun yok. Bu karar bence çok adil. Merhaba canım. Yer açar mısın biraz? Çok pardon. Teşekkürler. Buraya Sophie'yi görmeye geldim. Anladım. Şu ufaklığı hemen bir besleyeyim de. Amanın. Üzerime çişini yapıyor. Sen isabet. Bu iğrenç. Durdurun şunu. Kısacağım. Gayet iyi işe yaradı. Elma suyu. Pekala hadi gidelim. Hey gel bakalım. Beni ziyarete gelmişsin evet. Ve sana bir sürprizim var. Kimmiş bu tatlı bebek? Aklını oynatmış. Neden bu oyuncağı getirdin ki? O aslında paravan. Sepetin içine bak. Yok artık makyaj malzemeleri. Bunu dene rengi harika. Evet işte budur. Birkaç tane alabilir miyim? Teşekkür ederim. Buna çok ihtiyacım vardı. Çok sıkıcı.
Vay canına. Pekala, bu kadar yeter. Gel bakalım. Aman neyse. Gir şuraya. Güzel hücreymiş. Selam oda arkadaşım. Ay, tam bir inek. Ha, o da ne? Pişt kanka, buraya bak. Hey, ne haber? Bana şunları verirsen hepsi senin olur. Bayağı bir şekerleme var. Hmm, anlaştık. İyi bir karar verdin. Al bakalım. Tamam, bir dakika. Hadi bakalım. Seninle iş yapmak zevkti. Buna ihtiyacım var. Kıskanmaya hazır ol. Oo, bu mükemmel. Şimdi müthiş görünme zamanı. Ah canına, bunu denemem gerek. Umarım yeterli olur. Bir denemeye değer. Senin için. Oh, pek de cömertmişsin. Bakalım neyin var. Ah, buldum. Adil bir alışveriş bence. Bu kadar mı? Bu hiç adil görünmüyor. Şapşal. Hiç yoktan iyidir. Armağan bile sığmıyor. Oh, bu aklıma bir fikir getirdi. Şimdi şu makası kullanacağım. Oh, bu işe yarayacak. Bu kadarı yeterlidir. Ne tatlı. Tamam, sırada ne var? Bu tutkal işe yarayabilir. Bu dünyanın en sevimli süngeri. Süngeri tutkala yapıştırıyorum. Sonra da makyaj malzemesine batırıyorum. Yeterince almalıyım. Ve bunu yanaklarımda kullanacağım. Bu çok güzel. Bak. Vay canına. İyi görünüyorsun ha. Hey, ikimiz iyi arkadaş olmalıyız. Gerçekten mi? Vay canına. Şuraya bak. Havuz bomboş. Ama bu adamı geçmem lazım. Selam. Sadece biraz yüzmek istiyorum bayım. Öyleyse elindeki makyaj malzemeleri için bir şey yapsan iyi olur. Uzaklaş bakalım. Sen ciddi misin? Bütün hayallerimi yıktın. Makyaj malzemeleri ilgili sorun nedir ki? Bu malzemeleri öylece sağa sola fırlatamam ki. O zaman ben de saklarım. İşte sorun çözüldü. Hadi bakalım. Şimdi girebilir miyim? Ha, sanırım şimdi girebilirsin. Çok teşekkürler. Sence üstündeki bunca şeyi ben göremez miyim? Makyaj malzemeleri havuz bölümüne giremez. Of! Tamam, artık yüzmeye hazırım. Öyle mi? Peki onun içinde ne var? Sadece en gerekli şeyler. Gördün mü? Nasıl yani? Ah, bir de en sevdiğim küreğim. Yeni bir gözlüğe falan mı ihtiyacım var ne? Bu yanımda olmadan hiçbir yere gitmem. Ah, pekala. Sanırım şimdi girebilirsin. Teşekkürler. Nihayet. Ay, hiç giremeyeceğim sandım. Neyse ki su tabancasına izin veriyorlar. Yeniden fondöten uygulama zamanı geldi. Bu lekeler kendi kendine yok olmaz. Ah, çok daha iyi oldu. Orada neler oluyor? Makyaj malzemesi giremez demiştim. Hemen buraya gel. Ay 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 ay. Aa, ben hiçbir şey görmedim. İşte bir başyapıt daha. Çok yetenekliyim. Ne oluyor orada? Aa. Selam. Aa, en iyi ziyarete gelmiştim. Pekala, yanında makyaj malzemesi yok değil mi? Benim mi? Hayır. Bu doğal güzelliğim. Sadece bu boya takımı var. Sulu boyaya bayılırım da. Bilemedim. Gerçi bu resimler de biraz sıkıcı. Biraz renklenseler iyi olabilir. İzin veriyorum, geç bakalım. Başardın. Söylemiştim ve bunu getirdim. Boya mı? Teşekkürler. Bekle, bir de şuna bak. Beğendiğim bir şey görüyor musun? Oh, ver hadi. Çok teşekkürler. Bu hapishane hücresine biraz şıklık katma zamanı geldi. Fırçaya boya sürüyorum.
Sonra da göz kapağımı uyguluyorum. Vay canına, harika oldu. Oo, müthiş görünüyor. Bana da yapabilir misin? Ah, bilemedim. Karşılığını ödemen gerekir. İyi. Peki, al bakalım. Kıpırdama. Harika görünecek. Sonra da bana yap. Sıraya girin hanımlar. İlk kim olsun? Peki sen. Çok hoş. Güzel. Hadi farklı bir şey deneyelim. Ah, nihayet bitti. Neyse ki paraların beni serinletiyor. Ne haber kanka? Bir şeyler dinleyelim mi? Ya çok güzel. Ben de katılayım. Bu şarkılara bayılıyorum. Minik konserimize biraz renk katsak mı? Oo, bana uyar. Hazır nişan al. Oo, ayna nerede? Şurada. Hadi bakalım. Ah, kaptım işte. Simsiyah somurtacağım işte. Bitti sayılır. Hadi Jack, yapabilirsin. Ah, hayır. Pardon bayım. Yakalandık. Dur Jack, dur. Hoca sınıfa geldi. Sizi görmemiştim. Kuralları biliyorsunuz. Aynen öyle. Ah, hayır. Bunu ne yapacağım şimdi? Sanırım bir yolunu bulabilirim. Nasıl saklayacağını mı şaşırdın? Görüntüsünü değiştir yeter. Bunun içine koyup eritmen lazım. Pek uzun sürmez. Ne harika değil mi? Tamamen eridikten sonra bir şırıngayla hepsini topla. İçine çek. Şırınga bir güzel dolduktan sonra da şunu aktarabilirsin. Umarım bu kaba artık ihtiyacın yoktur. Çünkü artık bir ruj kabı oldu. Bam! Kurduktan sonra işlem tamamdır. Ay, dikildi işte tepeme. Peki, ver bakalım şunu Sunny. Öf, peki. Ah, üst dudağımı yapamamıştım. Teşekkürler, şimdi sıra bende. Ama ben belli etmeyeceğim. Bayağı akıllıca değil mi? Üstelik üst dudağımı da yapabilirim. Şekli de aslında gayet iyi. O ne? Sen bir dahisin Sunny. Evet, sonra olmaz dedi. Hadi farklı bir film seyredelim. O da ne? Orada neler oluyor? Hey, havuzda makyaj yasak. Okuman yazman yok mu? Ne? Bu sadece ruj. Of, neyse. Çok aptalca. Bir dakika. Bir fikrim var. Hey, rujunu buraya koy o zaman. Aynı zamanda güneşten korunursun bununla. Kimse görmeden rahatlıkla rujunu sürebilirsin. Ha, onu nasıl yaptın? Öncelikle şemsiyenin ucunu kesiyorum. Bu 1-2 dakika alabilir. Ama ruju buraya yapıştırmadan az evvel biraz tutkal sürmen lazım. Sonra ruju buraya böyle yapıştırıyorsun. Ben de deneyebilir miyim? Sadece şemsiye tutuyorsun gibi görünüyor. Ne kolay bir numara. Ve şimdi yine şemsiyenin altına girelim. Bam! Kolluk kuvvetlerinin işi asla bitmez. Palyaço geldi. Sana bu pastayı getirmek için geldim. Cheryl! Ama ilk dilim size. Bana mı? Alırım biraz. Bunu yemek için sabırsızlanıyorum. Teşekkürler ürkütücü palyaço. Rica ederim, şuraya geçeyim. Mutlu yıllar. Hey, benim bak. Peruk yakışmış. Ama bu benim doğum günüm. Yani pastayı ver bakalım. Şimdi sıra dilek tutmada. Umarım gerçekleşir. Mesela biraz makyaj malzemesi olsa. Şunun gibi. Teşekkürler. Tam ihtiyacım olan şey. Beğendiğim hoş bir mahkum var. Bu iyi oldu. Nasıl görünüyorum? Kendimi çok güzel hissediyorum. Bu doğum günü hediyelerinin en güzeli. Mutlu yıllar. Görüşürüz. Oh canına. Bunu beklemiyordum.
Makyaj malzemesi, evet. Bende de pasta var. Herkes mutlu. İyi hak edilmiş bir beyatı. Sıradaki gelsin. Neler oluyor? Mürekkebim mi bitmiş? Biraz daha kalmış olmalı. Bu işe yarar. Oh, hadi ama bu saçmalık. Kollarım çok yorulmaya başladı. Anladım. Makyaja izin yok ama kurallara göre oynamama gerek yok. Bu kız şaka ediyor olmalı. Bunu göremiyor musun? Hiç nefes aldırmıyor. Bir etrafı kolaçan etsem iyi olacak. Selam. Şu gazlı kalemi bir ödünç alabilir miyim? Gazlı kalemi mi? Ben ne yapacağım? Bu şey gazlı kalem gibi görünebilir ama kesinlikle öyle değil. Bunun içine aslında bir rimel koydum. Gazlı kalem gibi simsiyah. Gördün mü? Çubuğu kapağından çıkar ve sonra şişesine geri sok. Kapanınca gazlı kalemin kağıdını üstüne geçir. Sonra gazlı kalemin kapağını al ve kenarlarına sıcak tutkal sür. Bu bittiğinde rimelin diğer ucuna sok. Harika oturdu. Olamaz. Hayır. Ver şunu bana. Eğlence sona erdi sanırım. Tamam, alın. Teşekkür ederim. Şimdi nerede kalmıştım? Sanırım öğle yemeğine gidebilirsin. Müsaadenizle. Bu çok kötü oldu. Zil son anda kurtardı. Büyük bir tane. Merhaba. Gözleriniz çok güzel görünüyor. Teşekkürler. Toplantıdan bahsetmişken. Yok artık. Bu benim rimelim sayesinde. Tamam, olur efendim. Pekala. Evet. Bu nedir? Ben tamirciyim. Tamam. Üstünde herhangi bir makyaj malzemesi var mı? Hadi itiraf et. Peki yaparım onu o zaman. Pekala şu ana kadar gayet iyi. Hey, bu da nedir? Al bak istersen. Sadece aletler falan var. Gördün mü? Peki. Çok yakından bakma ama. Aletler dışında bir şey yok. Hadi devam et. Peki. Tamirci içeri giriyor. Hey. Şşt. Oradaki adam da kim? Gel buraya. Ben mi? Peki. Tamam. Ne var? Benim Matt. Matt. Aman tanrım. Burada ne işin var? Sorduğuna çok memnun oldum. Burada makyaj malzemesine izin verilmediğini duydum. Peki ampullere ne dersin? Anladın mı? Ne? Bu aslında ruj, anladın mı? Vay canına. Gel şöyle ruju süreyim. Dudaklarını büzüştür. Bu renk sana çok yakışıyor. Tada! Müthiş görünüyorsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Geri geleceğim. Kendimi yine kendim gibi hissettim. Okula gitmek istemiyorum anne. Uyan. Hücrede uyumak yok. Ne? Uyan dedim. Kalkma vakti. Kıpırda. Of ya, ne kötü biri. Ne yapıyor o? İşte yine yoğun bir sabah, daha makyaj yapsam iyi olacak. Ruj sürüyor. Bu güzelmiş. İyi görünmek istiyorum. Orada ne oluyor? Hiçbir şey gerçekten. Benim biraz evrak işim vardı. Bunun için evrak gerekmiyor mu? Pekala, burada yanlış bir şeyler var ama neyse.
Görüşürüz. Ah, ucuz atlattım. Jupum nerede? Bu aklıma bir fikir getirdi. Biraz kestireyim. Çok yorgunum. Kestirmek mi dedin? Uyan! Uyumak yok. Hadi. Oraya gelmeyeyim. İşte bana bir fırsat. İşe yaradı. Kendimi çok göz alıcı hissediyorum. Nasıl yani? Nerede? Ne? Beni oyuna getirdin. Bunu bir daha deneme. Bana bir daha deneme. Tamamdır. Sınav için her şey hazır mı? Yerleş bakalım. Mükemmel. Ah, ne haber Sunny? Bugün sınavımız vardı değil mi? Ay. Neyse ki hazırlıklı gelmişim. Selam. Neyse ihtiyacım olan buydu. Peki. Ufak bir atıştırmalığın tam zamanı. Soyalım bakalım. Ne karalıyor o? Oh, kalemim. Niye hep böyle oluyor bana ya? Şunu alsam olur mu? Hey! İşe yarayacağından eminim. Kalemi soyabilmek varken kimin kalemtıraşa ihtiyacı olur ki? İşe yarıyor bak. Müthiş! Yeni gibi oldu. Al bakalım. Oh, Jake! Şuraya biraz daha gölge atalım. O ne ya? Hey, sana yaptım. Aman tanrım, bu benim. Sanki aynaya bakıyorum. Rica ederim. Teşekkürler. Yani çizimlerimi sevdin mi? Kızların makyaj malzemelerini sınıfa sokması şansı hiç yok. Hayır, hiç sanmıyorum. Ama bu sadece pudra. Okuman yok mu senin? Of, peki. Üstündeki ştakalara da bak. İlginç. O zaman ben de makyaj malzemelerimi takı şekline sokabilirim. Pudra kutunun pırıl pırıl parlaması için sıcak tutkal kullanabilirsin. Bunlardan istediğin kadar yapıştırabilirsin. Sonra bileziğine de tutkal sürüp pudra kutusunun üstüne yapıştırabilirsin. İşte hazır. Girebilir miyim? Bir bakalım hele. Herhangi bir makyaj malzemesi göremiyorum. Tamam. Girebilirsin. Teşekkürler. Bu işe yaradı. Şu yüzümdeki terden bir kurtulayım. Öğretmeni iyi atlattım. Ona otoriteyi gösterdim. Şu ana kadar bu el işi gayet iyi gitti. Şöyle dikkatlice kesiyoruz. Benim aklım daha çok tırnaklarımda. Keşke şu an güzellik salonunda olsaydım. Ne çok farklı renk var. Yeşilsin. Sanırım gayet güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Paranın kokusuna bayılıyorum. Vay canına. O da ne? Naomi orada neler yapıyor yine? Ver bakayım şunu bana. Nasıl? Makyaj yasak. Şimdi onu bana ver. Ne? Of, peki alın. Hey, şu falçataya bak. Şunu biraz ödünç alacağım. Törpünü alıp üstüne böyle bir delik aç. Sonra sırada bir sonraki adım var. Falçatanın plastik ucunu çıkar. Parçayı törpünün altına getir ve törpüyü falçatanın içine it. Çok basit. Pekala, şimdi işimize geri dönebiliriz. Bu gerçekten de hiç törpüye benzemiyor. Ama öğretmen bunu görecek. Hey! Ne var? Naomi yine tırnaklarını mı törpülüyor? Şunu yapmayı hemen kes. Ama ben el işi yapıyordum. Çok güzel. Az kalsın yakalanıyordum. Çay çok nefis görünüyor.
Ha? Bu da ne? Gerçekten öyle mi görünüyorum? Uf, neden buradayım ki? O ne yapıyor? Bilgisayarıyla aynasına bakıp duruyor. Bir şey deneyeceğim. Ay, tüh bardağım. Bıyıklarımı taramanın zamanı gelmiş. Biraz uçlarından alayım. Fark etmedi bile. Ne kötü bir gardiyan. Sen şimdi görürsün. Hayya! Bu da ne? Aa, sanırım yanlış duydum. Buldum. Eşyalarım paramparça oldu. Bu da ne böyle? Buna inanamıyorum. Merkez desteğe ihtiyacım var. Evet, planım işe yarıyor. Destek mi çağırmıştın? Aa, canına, hemşireden daha da göz alıcı. Bana yardımcı olacağına eminim. Merhaba, istediğin her şey burada. Aman tanrım, makyaj fırçası uzun zaman olmuştu. Yumuşacık, bayıldım, çok özlemişim. Bakalım burada neler olmuş. Bunu kırmayı nasıl becerdin? Neyse, sanırım bu alet tamir edebilir. Pekala, şimdi dikkatini çekme zamanı. İşte oldu. Sandalyen paramparça oldu. Vay canına, bu sefer biraz abarttım. Tahmin edilemeyebilir. Hey, acele et. Al şunu, hemen kullan. Vay canına, şu renklere bak. Hepinizi istiyorum. Ah, evet, kendimi harika hissediyorum. Neyse, kalkayım da hiçbir şey olmamış gibi davranayım. Hey! Bana mı diyorsun? Oh, ne sinir bozucu. Vay canına, saçları nasıl da dalgalanıyor. Gözlerimi ayıramıyorum. O ses de neydi? Olamaz. Boynumdan mı geldi? Affedersin, benim gitmem gerek. Bunu yaptığına inanamıyorum ama sonuçta bana makyaj malzemesi getirdi. Aa, bu çok iyi geldi. İlk olarak bu işlemi yaptığınız sürece... Hey! Hadi ama çocuklar, önemli bir konudayız. Dikkat edin. Hey, neden dinlemiyorlar ki? Hep gülüyorlar. Şu gülücüklere bak. Şu aptal sırıtmalara. Daha fazla kaldıramayacağım. Yeter! Dikkatinizi çekebildiğime sevindim. Ama bir bedeli oldu. Aa, kötü görünüyor. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Oh, acıyor. Zavallı adam. Belki yardımcı olabiliriz. TikTok'ta bir numara görmüştüm. Efendim, yardım ister misiniz? Elinizi verin. Çok kötü görünüyor. Azıcık tutkal işi görecektir. Şimdi kurumaya bırakalım. Hazır mısınız? Şöyle güzelce soyalım. Bakın. İşte bu fevkaladeydi. Bunun için bir kupa falan almalısın. Al. Kazandım. Bakın. Helal olsun Sunny.